Üçgenin yüksekliği taban uzunluğundan 4 santim kısadır. Üçgenin alanı 30 santimetre karedir. Yüksekliği ve taban uzunluğunu bulunuz. Güzel, bulalım. Alanı bulmak için biliyorsunuz formülümüz alan eşittir. 1 bölü 2 çarpı taban çarpı yükseklik. Bu bizim formülümüz. Tamam, önce bir düşünelim, üçgeni çizelim. Diyelim ki üçgenin taban uzunluğu b, o zaman bu da yükseklik. O zaman alan eşittir 1 bölü 2 taban uzunluğu çarpı yükseklik. A eşittir 1 bölü 2 B çarpı H, H ne diyeceksiniz? İlk cümlede bize üçgenin yüksekliğinin taban uzunluğundan 4 santim kısa olduğu söyleniyor. O zaman yükseklik eşittir taban eksi 4. Evet ilk cümlede bize verilen bu. Üçgenin alanı 30 santimetre kare, eğer tabanın yarısı ile yüksekliği çarparsak, 30 santimetre kare elde ediyoruz. İlk cümlede bize üçgenin yüksekliğinin taban uzunluğundan 4 santim kısa olduğu söyleniyor. O zaman, yükseklik eşittir taban eksi 4. İlk cümlede bize verilen bu. Üçgenin alanı 30 santimetre kare. Eğer tabanın yarısı ile yüksekliği çarparsak, 30 santimetre kare elde ediyoruz. Ya da 30 santimetre kare eşittir, yazalım böyle, 1 bölü 2 taban çarpı yükseklik diyebiliriz. Biliyoruz ki yükseklik tabandan 4 santim kısa. O zaman h yazmak yerine bu bilgiyi oraya yazalım. O zaman şöyle yazalım, 30 eşittir b bölü 2 çarpı b eksi 4. Güzel. Şimdi b'yi dağıtalım. Evet, 30 eşittir b kare bölü 2. Evet, dikkat edin bu arada. b bölü 2 çarpı b eşittir b kare bölü 2 eder değil mi? Ve sonra b bölü 2 çarpı eksi 4 eşittir eksi 2b. Güzel, kesirden kurtulmak için eşitliğin iki tarafını da 2 ile çarpalım. İki tarafı da 2 ile çarpıyoruz. Eşitliğin sol tarafı 60 oluyor. Sağ tarafta ne oldu bakalım? 2 çarpı b kare bölü 2, b kare eder. Eksi 2b çarpı 2, o da eksi 4b edecek. Güzel. Şimdi ikinci dereceden bir denklemimiz var. Ve böyle bir denklem çözmenin en iyi yolu, tüm terimleri bir tarafta toplayıp denklemi 0'a eşit olarak yazmaktır. Ne yapacağız? O zaman iki taraftan da 60 çıkartalım. 0 eşittir b kare eksi 4b eksi 60 elde ettik. Şimdi yapmamız gereken denklemi iki çift terimlinin çarpımı olarak yazmak. Böylece çarpanlardan birinin ya da ikisinin de 0 eşit olduğunu anlayabiliriz. O zaman b kare eksi 4b eksi 60 ifadesini çarpanlarına ayıralım. Bulmak istediğimiz iki sayının toplamı eksi 4. Çarpımı eksi 60 olmalı. Çarpımları negatif olduğuna göre sayılardan birinin negatif olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki bu iki sayının mutlak değerdeki farkı 4'müş. Peki, şimdi 60'ın çarpanlarını bulalım. 1 ve 60 birbirine çok uzak iki sayı. Bir tanesini negatif olarak alırsanız toplamda artı 59 ya da eksi 59 elde edersiniz. 2 ve 30 hala çok uzaklar. 3 ve 20 hala çok uzaklar. Bir tanesini negatif olarak alırsanız yine toplamda eksi 17 ya da artı 17 elde edersiniz. Evet, 4 ve 15 deneyebiliriz. Hala çok uzak iki sayı. Bir tanesini negatif alsak eksi 11 ya da artı 11 elde ederiz. 5, 12 hala çok uzak. Artı 7, eksi 7 elde ederiz. Evet, 6 ve 10. Evet, bu olacak gibi duruyor. Değil mi? Farkları 4 ve büyük sayının negatif olmasını istiyoruz ki toplamları negatif olsun. Eğer sayıları 6 ve eksi 10 olarak alırsak toplamları eksi 4 olur. Evet, çarpımları ne eder? Eksi 60 eder. Tamam, bunlar oluyor. O zaman denklemi b artı 6 çarpı b eksi 10 olarak tekrar yazabiliriz. Dikkat, dikkat edelim çünkü buradaki b eşitlikte kullandığımız b'den farklı. Buradaki b'yi toplama eksi 4 olan iki sayıdan birini temsilen kullandım. Bu farklı bir b. x ve y de diyebilirdim. Aslında o şekilde yazalım, evet. x artı y eşittir eksi 4 ve x çarpı y eşittir eksi 60. O zaman elimizde b artı x çarpı b artı y. x eşittir 6 ve y eşittir eksi 10. Bunu gruplayarak da çözebilirsiniz. Unutmayın, b artı 6 0 ya da b eksi 10 eşittir 0. Eğer iki taraftan da 6 çıkarırsak, b eşittir eksi 6 oluyor. Ya da iki tarafa da 10 eklerseniz, b eşittir 10 oluyor. Bunu çözmenin bir diğer yolu ise eksi 4b'yi bileşenlerine ayırmak. Bunu 0 eşittir b kare artı 6b eksi 10b olarak yazabiliriz. Daha sonra da çarpanlarını ayırabiliriz. Bu ilk iki terimi birlikte, ikinci iki terimi de yine birlikte gruplayalım. B'yi parantezin dışına çıkaralım. B çarpı b artı 6. Evet, şimdi burada da eksi 10'u parantezin dışına çıkartalım. Eksi 10 çarpı b artı 6. Evet, tüm, tüm bu işlemlerin sonucu 0. Şimdi b artı 6 çarpanına ayıralım. O zaman 0 eşittir b eksi 10 çarpı b artı 6 olarak yazabiliriz. İki türlü de sonuçlar b eşittir eksi 6 ve b eşittir 10 oluyor. Bu arada unutmayın, bu bir kelime problemi. Yani bulduklarımızın problemin içeriğine uyup uymadığını düşünmeliyiz. Yani mantıklı duyuluyorlar mı diye bakmalıyız. Şimdi, üçgenin uzunluklarından ve yükseklikten bahsediyoruz. Negatif bir uzunluk yazamayız. O zaman, eksi 6'yı saymayıp, tek bir sonuç elde edebiliriz. Tek olası taban uzunluğu 10. Bizden yüksekliği ve taban uzunluğunu bulmamız isteniyordu, değil mi? Taban 10 santim ve yükseklik bundan 4 santim kısa. Demek ki yükseklik 6 santimmiş. Evet, şimdi sağlamasını yapabiliriz. Alan eşittir 6 çarpı 10 çarpı 1 bölü 2. Bu da 30'a eşittir.